Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bol kaşarlı pide ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık sütü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 4.5 bardak kadar un kullandım. Hamuru tamamen toparladıktan sonra 2-3 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru iyice yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için bu şekilde bir sofra bezinin arasında yaklaşık yarım saat kadar mayalandırdım. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra yuvarlak bir forma getirip 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Hamur kendini biraz saldı. Elimle çok az açıyorum. Kaşar dolgusu yapacağım. İsterseniz patatesle de yapabilirsiniz veya normal beyaz peynir. Elinizin altında yoksa sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Kaşarından bol bol koyuyorum. Yaklaşık 100 gram kadar kaşar kullandım. kaşarları koyduktan sonra bu şekilde iyice kapatıyorum yuvarlak bir forma getiriyorum hızlı bir şekilde diğerlerini de hazırlıyorum bu tarz birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz kete tarifleri baklava tarifleri su böreği tarifi mantı tarifi çok sevilen çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Pidelerimi hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Elimle bu şekilde çok az bastırıyorum. Daha sonra yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Tepsi mayasını ben soğuk fırında yaptım dilerseniz üzerine bir sofra beziyle kapatıp o şekilde de tepsi mayasını yapabilirsiniz. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı kullanıyorum. Bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama geldikten sonra hazırladığım pidelerin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra çok az şekillendiriyorum. İçerisinde kaşar dolgusu için çok fazla da şekillenmiyor. İsterseniz bu şekilde yumurta sarısını sürdükten sonra direkt fırına sürebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pidelerimi pişiriyorum. Yaklaşık bir 40 dakika kadar 170 derecelik fırında pidelerimi pişirdim. Muhteşem oldular. Sizler pidenin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.